Amaca Kolay dostları, merhaba. Bugün size yeniden uzun zaman aradan sonra kitap tanıtım e, yapmaya mutluluğun içindeyim. Ki bugün e, tekrardan size e, Huber Bilgi Merkezi'nden sesleniyoruz. Önceden tanıtmıştım zaten. Eğer e, bilgi edinmek istiyorsanız geçen senenin değil, e, beşinci ayda geçen sene tanıtmıştım zaten burayı ve Hube bilgi merkezinden zaten bizim arkadaşımız din da katıldı bugün gibi bizim bir kitap kahramanımız ama onu ayrıyetten size bir gün tanıtırım. Umarım hepiniz iyisinizdir İlk başlangıç olarak ben size aslında yavaş giriş olarak, ki nasıl olsa Huber merkezindeyiz. Huber'in iki tane hikaye kitabını tanımak isterim. Bir tanesi A1 seviyesinde, ikincisi de A2 seviyesinde. A1 seviyesinde olan kitabımız Wie Hund und Katze. Wie Hund und Katze Türkçesi köpek ve kedi gibi. Yani birbirini çok sevenler ama bu insanlar hakkında bir tane tabi, bir deyim diyebiliriz. Bir insanların bir katsı anlaştıkları vakit anlaşamıyorlar pek demek oluyor. Bu kitabı ben rica ettim. Bizim bir tane elemanımız var. Aman Üniversitesi'nde kendisi öğrenci. Bizde part olarak çalışıyor. ve rica ettim bana kısaca acaba tecrübe edebilir mi diye. O da sağ olsun kırmadı ve kendisi için de biraz tecrübe oldu. Kitabı tanıtmaya gelince ilk başta ilk sayfalarda karakterleri tanıtılıyor. Gayet böyle gençler için de yazılmış bir kitap tabii ki yetişkinler de okuyabilir ama yavaş giriş yapılmak üzere küçük yaştaki çocuklara da okuyabilir. Kitabın konusu bu sıra arkadaşımızın adı İdil Hanım. 16 yaşındaki David için hayat gerçekten kolay değil. David'in dört küçük kardeşi vardı. Kardeşler gürültü ve bazen sinir bozucu olabiliyorlardı. David yalnız kaldığı zamanlarda ise her zaman çok neşeli oluyordu. Yaz tatili geldiğinde sonunda huzur içerisinde kitap okumak, bilgisayar oyunu oynamak ve güneşlenmek istiyordu. Fakat daha sonra ailesinin arkadaşları ve onların 15 yaşındaki kızları ile birlikte tatile gittiler. David tatilin Zofia ile birlikte oldukça korkunç geçeceğini düşüncesindeydi. Aslında Zofia ve David'in arasında en başından beri bir çatışma vardı. Ama daha sonra çocuklar kendilerini kritik bir durum içinde buldular ve ondan sonrasını siz kendiniz okuyabilirsiniz tabii ki. Kitabın içerisinde gençler için A1 seviyesinde he heyecanlı okuma metni, çizgi roman e tarzında diyaloglar, üst seviyede kelimeler için resimli ve sözlü açıklamalar İçerisindeki her bölüm için okuma-anlama ve dinleme-anlama alıştırmaları ve cevap anahtarı var. Dinleme alıştırmaları da bizim Huber internet sayfasından indirebilirsiniz MP3 olarak. Ee, i̇lk başta dediğim gibi karakterleri tanıtıyor, sonra heyecanlı bir e, hikaye oluşturuyor. Küçük yaşta dediğim gibi okunabilir. İkinci kitabımız A2 seviyesinde zerbrochene Krug Kırık testi Bu e, kitapta da ilk başta karakterler anlatılıyor e, Adam Adam dediğim, adı Adam Adam yargıç Licht, katip Walter, müfettiş Marte anne ve aynı zamanda şikayetçi. Eve kızı Ruprecht suçlanan ve Eve'nin nişanlısı Brigitte Ruprecht'in teyzesi oluyor. İsterseniz bu kitap tabi ki e, orijinali Türkçe'ye de çevrildi. E, Yayın evi de bu kitabı şöylece tanıtıyor. Yaşadığı dönemde gerçek değeri anlaşılmamış olan Heinrich von Kleist 1777 ve 1811 arası yaşamış. 20. yüzyılda yeniden keşfedilerek Alman tiyatro edebiyatının en önemli oyun yazarı olarak tanındı. Romantik, gerçekçi, türde ve özgün dramatik bir yöntemle eserler vermiş olan yazarın Alman karakter Komedyasının en ünlü oyunu Kırık Testi, suçlu olarak kendini yargılamak zorunda kalan bir hakimin gerçekleri, kendi istediği doğrultuda değiştirme çabalarının yarattığı bir güldürürdür. Ki bu güldürü bazıları güldürü olarak niteleniyor, bazıları trajik komedi, bazı, bazı insanlar da bir trajici olarak yorumluyor Kırık Testi'ni. Bu kitabı da araştırırken çok ilginç bir yazı gözüme çarptı. Bunu Arif Ünal Beyefendi Sakarya Üniversitesi'nden yazdı. Ve izniyle bu tezden bazı kısımları size iletmek isterim. Tezin asıl konusu Heinrich von Kleist yazar eserlerinde hukuk ve adalet. Bu tezin içinde kitabın içeriğini de biraz anlayacaksınız. Kırık testi. Kleist'in yargının yargı kurumlarının ve yargı mensuplarının en çok eleştirdiği eserdir. Bütün bunları en çok da yargıç adamın şahsında eleştirilmiştir. Adamın şahsında seks arzusu, görevini kul kötüye kullanma, makamının ve pozisyonunun kendi çıkarları için kullanma baskı ve şantaj, yalan ve hile, rüşvet verme girişimi gibi yönleri eleştirilirken, katip, liştin şahsında da fırsatçılık karşındaki kişinin zor durumda kalmasından yararlanarak, bundan kendisine bir çıkar sağlama gibi yönleri eleştirmeliktedir. kırık testik kırık testi'deki hukuk problemlerini daha iyi anlamak için olayları kısaca özetlemekte yarar var. Köy yargıcı adam sosyal pozisyonunu da kullanarak eveyi taciz etmeye başlar. Hazırladığı sahte bir belge ile evenin nişanlısı Ruprecht'in Doğu Hindistan'a askere gönderileceğini söyleyerek eveye şantaj yapar ve bu çerçevede Even'in evine gizlice girip çıkmaya başlar. Even'in evindeyken bir gün nişanlısı Ruprecht çıkar gelir. Adam Even'in odasının penceresinden kaçarken Ruprecht kafasına kapının kolunu vurmuş ve adamın başı yaralanmıştır. Kaçarken ayrıca penceredeki testi de düşüp kırılmıştır. Even'in annesi Martherl bu testi Ruprecht kırdı diyerek mahkemeye başvurur. Duruşmada teftiş amacıyla huzuma gelen müfettiş Walter de hazır bulunmaktadır. Kırık testi için başlatılan dava evinin odasının odasına getirilen kim olduğu sorusu üzerinde yoğunlaşır. Adam suçu sürekli Ruprecht'in üzerine yıkmaya çalışsa da Walter'in de duruşmalarda hazır bul bulunmasıyla açık vermeye başlar ve en sonunda suçluluğun kendisi olduğu ortaya çıkar. Adam firar ederken müfettiş Walter onun yerine vekaleten katip lişti getirir. Adam zevk ve isteklerinin peşinde koşan yemeğe ve içkiye düşkün zaafları çok olan bir yargıcı temsil eder. Halbuki o köyde hatırı sayılır, itibarlı ve etkili kişilerden biridir. Yargıç kıyafeti ve pörüğü de bunları sembolize etmektedir. Eskiden pörük taktıyorlardı e, yargıçlar. Sosyal pozisyonu ve tahsili dolayısıyla köylülerden gözünde güvenilen bir kişiliğe sahiptir. Aleyhinde birçok belge olmasına rağmen köylülerin ondan şüphelenmelerinin temelinde de yine ona duyulan güven yatar. Adam ebenin evinden kaçarken perinünü düşürmüştür. Müfettiş Walter'in huzurundaki duruşmaya da pereksüz çıkar. Madem ki perük yargıçların görev sırasında takmaları gereken bir yargıçlık simgesidir. Adamın perüksüz duruşmayı yürütmesi onun yargı yargıçlık vasfını yitirdiği manasında anlaşabilir. Normal bir mahkeme ve duruşmada bir yargıcın görevi gerçekleri açığa çıkarmak, kim suçlu, kim suçsuz, kim haklı, kim haksız bunları tespit etmektedir. Fakat adam burada bunun tam tersi bir görüntü çizer. Gerçek suçlu kendisi olduğu için suçu ve suçluyu açığa çıkaracağı yerde gizlemeye çalışır. O öyle bir pozisyona düşmüştür ki hem yargıyı yargılayan hem de yargılanan hem şikayetçi hem de sanık durumdadır. Eve eserde genel olarak masum bir rol üstlenmiştir. Ancak asıl suçlunun adam olduğunu bildiği halde susması onun masumiyet durumunun ortadan kaldırılmaktadır. Suçluğu bildiği halde konuşmayarak hem kendine hem de nişanlısı Ruprecht'e haksızlık etmektedir. Çünkü onun bildiklerini söylemesiyle Ruprecht'e isnat edilen suçların hepsi ortadan kalkacaktır. Yargıç Adana'nın sonra ESE'deki ikinci yargı mensubu kişi Lich'tir. Esed'e üstlendiği rol ile isminin anlamı arasında da bir bağlantı var. Licht, aydınlık, ışık demektir. Ve Licht kelimesiyle birlikte Licht in eine Sache bringen, meseleye ışık tutmak, etwas ans Licht bringen, bir şeyi aydınlığa kavuşturmak, keşfetmek, çözmek ve Licht'in aydınlatmak. Bunların hepsi Licht'in Esed'deki rolüne uygun düşmektedir. Onun şahsında da ya yargı eleştirisi yapılmıştır. Yasal olmayan yollardan bir takım gelirler elde etmek dedir. Bunu da adam bildiği için kendi açıklarının meydana çıkarılmasında bunu bir şantaj unsuru olarak kullanmaktadır. Fırsatçı birisidir. Aynı zamanda son derece sinsidir adamın suçunu bildiği halde bunu kendisi açığa çıkaracağı yerde diğer karakterlerin bu suçları açığa çıkarmasını sağlar. Çünkü adamın yerinde gözü vardır ve adam görevden alındığı takdirde o makama kendisi getirileceğini hesap etmektedir. Daha Walter gelmeden adam ile Licht arasındaki konuşmalar suçlu birisi ile onun suçlu olduğunu bilen birisi arasında ki tonda devam eder. Duruşma boyunca da Licht adama karşı bu avantajını kullanmasını bilmiştir. Bu ikili arasında her şeyden önce bir mesleki dayanışma yoktur. Tersine birbirine karşı bir güven eksikliği ve dürüst davranma durumu söz konusudur. Bu durumda fert ve toplum hukuku için önemli bir kurumun sağlıklı çalışmasını ortadan kaldırmıştır. Ese'deki üçüncü yargı mensubu kişi müfettiş Walter'dir. Ese'deki rolüyle düzenin ve adaletin savuncusu durumdadır. Bir hukukçu olarak da adamın tersi bir görüntü çizer. Dürüstlük, adalet duygusu ve vazife bilinci onun önemli özelliklerindendir adamın maskesini düşürmek ve görevden alınmakla mahkemenin ve yargının onurunu kurtarmıştır. Aslında asıl suçlunun adam olduğunu bilinmektedir. Fakat adam ne de olsa bir yargıçtır. Bir yargı mensubunun köylülerin gözünde küçük düşürülmesini istememektedir. Bu yüzden duruşmanın sonuna doğru adamın gerçek, gerçek yüzünü açığa çıkarması için ona yardım etmek ister. Hatta duruşmayı bitirmesi için birkaç defa da adamı uyarır. Adam daha duruşmanın başında e çeşitli şeyler yeme ve içme konusunda kendisine bazı teklifler götürmüş. Fakat o bunları reddeterek hem kendi vazifesinin başında hem de bir müfettiş olarak teftiş ettiği kişiye karşı mesafeli davran, ve bu şekilde adamın duruşmanın seyrini değiştirme girişimlerini de boşa çıkarmıştır. Walter o köye gelmeden önce mahkemenin hali perişandır. Kalem odasının görüntüsü adam yönetimdeki yargı kurulunun dağınık ve perişan halini yansıtır. Kalem odası peynir, sucuk, cambon ve diğer bir sürü yiyecekleri de doludur. Walter de bu durumu bildiği için Utrecht Yüksek Mahkemesi'nin talimatıyla teftişe gelmiştir. Aslında eserde 17. 17. yüzyıl Hollanda'daki yargı durumunun eleştirisi de değil, 18. yüzyılda Prusya'daki şartların eleştirisi söz konusudur. O dönemde Prusya'daki yargı sistemi tam oturmamıştı ve verilen kararlar genellikle şüpheliydi. Gerçek ve etkili bir hizmet de verilmiyordu. Eve karşı zor kullanan kendi sosyal statüsünden yalanılmak, ona ahlaksızca yaklaşan illegal yollardan Gupreş ve gibi suçsuz ve masum kişilere baskı yaparak onlara zulmeden adamın bütün bu eylemleri Prusya hukukuna göre cezalandırılması gereken suçlardır. Fakat Walter dikkatli ve titizliği sayesinde suçlu durumdaki adam bütün girişimleri engellenmiştir. Onun için asıl ceza sosyal pozisyonunu kaybetmesi dolaylı olarak mahkemede kendi kendini yargılaması işinden ve mahkemeden kovulmak zorunda kalmasıdır başkasına zar vermek istemiş. Ancak sonuçta kendisi zararlı çıkmıştır. Yani çok güzel yaz yazmış Arif Ünal Bey Sakarya Üniversitesi'nden. Tekrardan te te teşekkür ederiz. Eğer tüm e, bu tabii ki ben size okuduğum sadece kırık testi hakkındaydı. E, kendisi Heinrich von Kleist'in öbür eserlerinden de hukuk ve adalet nasıl uh, eleştirdiğini gayet güzel yazıyor okumak isterseniz. Son olarak uh, Heinrich von Kleist en önemli yazarlarımızdan bir tanesi. Onu Wikipedia'dan bazı şeyleri çıkardım sizlere. Onu da tanıtmak uh, tanıtmadan geçemiyoruz tabii ki. Bernd Heinrich von Wilhelm von Kleist Dediğim gibi sadece 34 yaşına gelmiş Alman şair, tiyatro oyunu, öykü ve hikaye yazarı yayıncı olarak yaşamını sürdürdü. Heinrich von Kleist yaşadığı dönemin edebi coğrafyasında var olan edebi anlayışıyla ve edebi eğilimleriyle aykırı bir kişi olarak görüldü. Aynı şekilde Weimar dönemi klasik edebiyatına ve romantizm akımından da uzak durdu. Von Kleist, Şövalyelik hakkında tarihi bir tiyatro oyunu Das Kätzchen von Heilbronn, Der zerbrochene Krug ve Amphiton başlıklı komediler yazmış. Heinrich von Kleist'in hayatı Prusya'da önemli makamlara gelmiş, Pomerya sülalesine mensup bir aileden geliyordu. Ailenin beşinci çocuğu ve ilk oğlu olarak doğdu. Von Kleist şülalesi, çok sayıda general ve maşralar, birçok toprak sahibi ile bir dizi alim, yüksek diplomat ve memur yetiştirdi. Kleist'in babası Joachim Friedrich von Kleist, o zamanlar bir garnizon kasabası olan Frankfurt an der Oder, Doğu Almanya. Bugün Frankfurt am Main var ve Frankfurt an der Oder, o Doğu Almanya'da. Prens Leopold von Braunschweig'in ordusunun sü süvarisi komutanı olarak görev yaptı. Babasının ilk evliliğinden Minette ve Wilhelmine adlarında iki evli kızı kardeşi ve Kleist'e çok yakın olan Ulrike Filipine isimli üçüncü bir kız kardeşi vardı. Joachim Friedrich 1775 yılında Juliane Ulrike Pravnitz ile evlendi. Bu evlilikten de Heinrich'in öz kardeşleri Frederike, Augustine ve Katharina Juliane dünya geldi. Kleist babasının 1788'de ölümden sonra Berlin'de reform taraftarı bir vaiz olan Samuel Heinrich Kattel yetimhanesinde büyüdü. Kattel aynı zamanda Fransızca dil bilgisi öğretmeniydi. Kleist muhtemelen Kattel sayesinde aydınlanma aydınlama döneminin Fransız şair ve filozofları ile tanıştı. 1792 yılında Prusya ordusuna girdi ve 1799 yılında Teğmen rütbesiyle ordudan ayrıldı. Ardından Viyandran Üniversitesi'nde hukuk felsefe eğitimi aldı. 1800 yılında Berlin'de Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. Ertesi Kleist'in düzensiz, umursamaz ruh hali onu Paris'e ziyaret etmeye sürükledi ve sonrasında İsviçre'ye yerleşti. Orada yakın arkadaşları edinen Kleist, onlara ilk trajedisası olan Schroffenstein ailesi adlı eserini okudu. 1802 yılının sonunda Almanya'ya dönen Kleist, Goethe, Schiller ve Wieland'ı Weimar'da ziyaret etti. Leipzig ve Dresden'de kısa bir süre kaldıktan sonra Paris'e geri dönen Kleist, ardından Berlin'deki görev yerini Königsberg'deki bir devlet dairesi olarak değiştirdi. 1807 yılında Dresden'e giderken Fransız askerleri tarafından ajan suçuş, suçlamasıyla tutuklandı. Cezaevinden çıktıktan sonra Dresden'e giden Kleist'in yolu Heinrich Müller ile kesişti. Ve birlikte 1808'de yılında Phoebus gazetesini çıkardılar. Bu sırada Goethe'den bahsetti. Goethe e, bu um, tiyatro oyunu, e, Kırık testi de oynatmış. ve Ama hiç başarı olmamıştı o, o zamanda. Şimdi o kadar okulum, ben şaştım yani Plyce sadece 34 yaşında oldu ve bu kadar şey yaşamış. bayağı. Kleist'in bütün hayatı ideal ve hayali mutluluğu bulmaya çabalamakla geçti ve bu onun çoğu eserinde yansıdı. Kleist, Kuzey Almanya'nın şu ana kadar gelmiş geçmiş en önemli romantik dönem dramcısı olarak sayılmaktadır. Kleist, Almanya edebiyatının da önemli bir yere sahiptir. Bu kadar tacizli anasında <laughs> biz bugüne dönelim. Tabii ki bu um, a seviyesinde o kadar trajik değil. Diyalog şeklinde yapılmışlar. Ve e, ilk başta kişileri tanıtıyor ve kısaca demin okuduğum içeriğini anlatıyor. İki kitapta da size iyi eğlenceleri dilerim. Umarım fazla kuru olmamıştır ama bunu kendi sözlerimle ve Kısaltmadan aslında bugün size yansıtmak istedim. Yoksa sadece böyle ufak sözlerle yazıyorum. Ama bunu bir tüm olarak görmek lazım. Ve umarım kitapları okuduğunuzda eğlenirsiniz. Gelecek sefer yine kafemizde buluşmak üzere. Almanca'da kolaylıklar diliyorum. Bye bye.